aynı yıl önce Beşiktaş formasıyla gol kralı oldu. Sonra Güney Kore'deki Dünya Kupası'nda bir fenomene dönüştü. Uzun saçları, yakışıklılığı ve karizmasıyla herkesi büyülüyordu. Kariyerinde Japonya, Survivor ve bolca gece kulübü yer alıyor. Kimden bahsettiğimizi anladınız mı? Yıl 2002, yer Güney Kore. Saçlarını samuray gibi toplamış genç bir golcü, Ümit Davalı'nın ortasına ayağını uzatıyor ve gol. İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı bu unutulmaz golün üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiş. 48 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmemizi sağlayan bu gol, İlhan Mansız'ı da uluslararası bir fenomene dönüştürmüştü. Yakışıklılığı, samuray gibi topladığı saçları, çekik gözleri ve gülümsemesiyle herkesi büyülüyordu. Özellikle Japon kızları ona bayılıyordu. Aniden David Beckham'la bile kıyaslanmaya başlamıştı. Her gün posterleri veriliyor, gazete ve dergilerde onunla ilgili haberler çıkıyor, genç kızlar röportajlarda İlhan'a duydukları aşkı anlatıyordu. Her şey baş döndürücü bir hızla gelişiyordu. Samsun Spor'dan Beşiktaş'a 2001-2002 sezonunda gelen Mansız, gol kralı olup kendisini yeni ispatlamıştı. Türk futboluna büyük hizmetler vermesi, Beşiktaş'ta kupalar kazanması, Avrupa'nın hatırı sayılır takımlarından birine transfer olması bekleniyordu. Hiçbiri olmadı. 2002'nin yazının parlak geceleri ona engel olacaktı. Aslında İlhan'ın gece hayatı sır değildi. Örneğin Nisan ayında gay barlara gittiği haberleri çıkmıştı. Aynı şekilde İstanbul'daki gözde mekanlar Layla ile Reyna'nın da müdavimiydi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Bilgili de ona Reyna'ya değil Layla'ya git uyarısını yapmıştı. 17 Temmuz 2002'de İlhan'ı Layla'da görenlerse oldukça şaşırmıştı. O gün ameliyat olduğu için eğlenmeye koltuk değnekleriyle gelmişti. Dinlenmesi gerekirken o topallayarak da olsa dans etmeyi tercih etmişti. Koltuk değnekli Layla gecesinden sadece 48 saat önce Reyna'da manken Seçkin Piriler'le sabahlamıştı. Piriler o gece için İlhan çok sarhoştu, sürekli dans ediyordu. Çok samimi olamadık, telefon numaramı bile istemedi demişti. O günlerde mankenlerin kendi tabirleriyle İlhan'ı kimin yutacağı merak konusuydu. Adı Seçkin Piriler, Berrak Tüzün Ataç, Çağla Şikel gibi isimlerle sürekli anıldı. Oradan oraya savrulduğu bu dönemle birlikte istikrarsız ve sorunlu günler de başlamış oldu. İlk kriz milli takımda yaşandı. Sakat olduğunu söyleyerek milli takım kampına katılmayınca teknik direktör Şenol Güneş tarafından rapor edildi, ceza kuruluna sevk edildi. Dizinden ikinci kez ameliyat olması gerektiğini söylüyordu ama ilk ameliyatı yapan doktoru bunu reddedecekti. 8 Aralık'taki Galatasaray maçından alınınca teknik direktör Mircea Lucescu'ya el kol hareketleri yaptığı için kadro dışı bırakıldı, para cezası aldı. 4 Şubat 2003'te iki Fenerbahçeli taraftarla kavga etti, karakolluk oldu. 2003-2004 sezonunun başında bu sefer kulüpten değil sadece Lucescu'dan izin alarak Almanya'ya tedaviye gitmesiyle yeni bir kriz yarattı. Lazio'nun ilgisi sonrası İtalyan futbolcu Giunti ile yumruklaştı. Tüm bunlara bitmek bilmeyen sakatlıklar da eklenince Beşiktaş tarafından gözden çıkarıldı ve çok sevildiği Japonya'ya Vissel Kobe takımına transfer oldu. Sakatlıklar sebebiyle Japonya'daki iki sezonunda sadece 3 maç oynayabildi. Sonrasında Türkiye'ye dönen İlhan, 2006 tarihinde futbolu bıraktı. Bir yıldız daha doğru dürüst parıldayamadan yok olup gitmişti.